Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT AYT Geometri Soru kitabında çemberde açı konusundaki dördüncü testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi. Çözümlere başlayalım. O çemberin merkezi ve A noktası teğet noktası olarak verilmiş. Bir de AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Öncelikle 104 ise gördüğü yay merkez açıdan dolayı 104'tür. Sonra teğet kiriş açı var. X ise gördüğü yay nedir? 2X'tir. Kirişler eşit verilmiş. Kirişler eşitse yaylar da birbirine eşittir. Yani burası da 2X olmak zorunda. O zaman 2, 4, yani 4x artı 104'ün kaç olması lazım? 360 olması lazım. 4'e bölsek x artı şu 104'ü 4'e bölsek denkleme işlemi daha kolay yapmak için. 52, 26 yapıyor. 4'e böldüğümüzde 90. X de böylelikle kaç geliyor? 90 eksi 26 geliyor. Yani o da kaç yapıyor? 64 yapıyor. Dolayısıyla birinci sorunun doğru cevabı Denizli oldu. Geldik 2'ye. Şimdi burada ne merkez açı var ne çevre açı var. O zaman bir şey yapmamız lazım. Bir de paralellik verilmiş bize. Paralellikten dolayı hop z'den dolayı 44 derece diyebiliriz buraya. Sonra hocam merkez açı çevre açı bir şey yok. Aa var aslında merkez açı var. 44 ise burası da 44 deriz. E 44 ise buradaki açıda ne yapar? Buradaki açıda 22 yapar çevre açıdan dolayı. E artık buradaki üçgende iki iç açının toplam bir dış açı 22 artı 44 bize 66'yı verir. Dolayısıyla ikinci soru balık ezir oldu. Geldik 3'e. Bir grafiker metin yayınları logosunu oluşturmak için şekildeki o merkezi çemberi 24 eş parçaya ayırıp çember üzerindeki noktaları ve çemberin merkezini kullanıyor. Evet 24 parçaya ayırmış. Arkadaşım 360'ı bir 24'e bölelim bakalım. 360'ı 24'e böldüğümüz zaman kaç geliyor? 15 geliyor. Her bir ölçü 15 derece. Sonra e, arkadaşlar çevre açı falan yok burada A ve B'de. A açısı ve B açısı isteniyor. En etkili silahımızı kullanalım. Yarıçap çizmek. Al sana yarıçap. E al sana yarıçap. Çizince yalnız yarı çap çizim kalmasın. Bak x kenar. Bak burada da x kenar yarı çaplar olduğu için. A ise burası da A oldu. B ise burası da B oldu. Her bir ölçü 15 dereceydi. 1, 2, 3, 4, 5 tane 15. 5 tane 15 burası kaç yapar? 75 yapar. 75 ise merkez açıdan dolayı burası da 75. 1, 2, 3, 4, 5 tane de burada. O zaman burası da 75 yapar. Şimdi arkadaşlar 2A artı 75 180'e mi eşit? Evet. Buradan 2A kaça eşit oldu? 2A buradan 105'e eşit oldu. A da buradan kaç yapar? 52,5 yapar. E aynı şekilde 2B artı 75 de 180. 2B artı 75 de 180 eşit olacak. B de buradan 52,5 yapar. E böylelikle bizden ne isteniyor? A artı B isteniyor. Yani 52 buçukla 52 toplamı isteniyor. O da kaç yapar? 105 yapar. Dolayısıyla Üçüncü soru denizli oldu. Geldik dörde. Kenarları. Kenarlarından birinin uzunluğu çevrel çemberinin çap uzunluğuna eşit olan bir üçgenin en büyük açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Bak şimdi şekli çizelim. Diyor ki bize kenarlarından birinin uzunluğu şöyle çizdik. Kenarlarından birinin uzunluğu neymiş? Çevrel çemberinin çap uzunluğuna eşit. E sen burada çevrel çemberin çizsen bunun. Bu üçgeni biraz daha küçülteyim ben şöyle çap çizeceğim. Evet şimdi bir tane çember çiziyorum. Hop bir çember çizdim. Çevrel çemberinin çapına eşitmiş kenarlarından biri. Atıyorum şurası olsun. Mesela burası çap olsun. E hocam bu çapsa eğer çapı gören çevre açı nedir? 90 derecedir. E, uzunluğuna eşit olan üçgenin en büyük açısının ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar bu üçgenden bahsediyoruz. Bu üçgende burası alfa burası beta olsun. Alfa artı beta 90 derece olduğundan e burası da 90 derece. En büyük açısı kaç derece yapmış oluyor o zaman? 90 derece yapmış oluyor. Yani dördüncü soru böylelikle balık kesir oldu. Geldik 5'e. BO ile EC birbirine eşit verilmiş. Evet yarı çapla şu eşit verilmiş. Arkadaşlar yapacağımız hamle belli. Yarı çapla alakası yerde bir eşitlik verilmiş. En etkili silahımız yarı çap. Al bakalım yarı çapı. Yarı çapı çizmeyle kalmasın. Hop eşitliği göster. Arkadaş burası 25 ise burada kaç daha? 25 midir? Evet. Sonra alfa isteniliyor bizden. Hmm. Şimdi başka bir şey var mı? Yok. 25, 25, 50. Buradaki yayı bulmam lazım benim. Şimdi alfa ise gördüğü yay ancak 2 alfa diyebiliriz. 25 ise merkez açıdan dolayı burası da 25 diyebiliriz. Sonra aa güzel bir şey geliyor aslında. Bak dış açıyı kullanabilirim aslında ben ama dış açıyı da kullanmayacağım. Şimdi burada bu açılarda birbirine eşit mi? Eşit. Toplamları da 25 ise o zaman bunlar 12 buçuk, 12 buçuk mu oldu? Evet. Sonra iki iç açının toplamı bir dış açıdan hop şurası ne oldu? Şu üçgende arkadaşlar bakın şu üçgende iki iç açının toplamı bir dış açıyı 25 ile 12 toplamı 37 buçuk yaptı. O zaman burası 37 buçuksa gördüğü yay nedir arkadaşlar? 37 desek 74 yapıyor. O zaman burası 75 yapacak. E şimdi şuraya bakacak olursak arkadaşlar buradaki ölçümüz kaç derece olacak? 180 derece olacağından dolayı 75 2 alfa ve 25 eşittir 180 olacak. 75 ile 25'in toplamı 100 yaptı. 2 e, alfa da buradan 180 eksi 100'den 80 e eşit oldu. Alfa da böylelikle kaça eşit oldu? 40'a eşit oldu. Yani 5. soru balık hisir oldu. Geldik 6'ya. Şimdi şunlar birbirine eşit verilmiş. Eyvallah. 55 derece vermiş CBA açısını. Hmm, bunu yazalım. 55. Peki ne yapacağız burada? Hocam burada ne yapabiliriz? Burada AB çaplı demiş. Valla çapı gören çevre açı bir 90 dereceyi oluşturabiliriz. Bir de ikiz kenar oluştursak sanki daha mantıklı olacak değil mi? Şimdi ben şöyle bir şey yapasım geldi. Çapı gören çevre açı 90 derece. Tabi bu daha mantıklı. Diğer türlü şöyle çizsem ikiz kenarı sonra bir daha bunu çizmek zorunda kalacağım. Öncelikle tek hamleli olanı yapayım. Yani şunu yapayım. Çapı gören çevre açı kaç derece? 90 derece. O zaman 90'sa, 90 ise 90-55 ise burada kaç kaç derece yaptı? Buradaki açı 35 derece yaptı. 35 ise gördüğü yay 70. eşit kenarlar var. Yayları birbirine eşittir. Burası da 70. tamamı bunun 180 olacağından yarım çember olduğundan dolayı. E, 70, 70, 140 ise buraya da 40 kaldı. E, 40 ise çevre açıdan dolayı burası da 20 yaptı. Bizden burada kaç isteniyor? O da 110 derece yapar. Dolayısıyla altın soru akçay olduğu Geldik 7'ye. Evet M ve N açıları verilmiş. A noktasında da teğetlik verilmiş. Ve bizden ne isteniliyor? Bu M ile N arasındaki ilişki isteniliyor. Şimdi arkadaşlar merkez var. Teğet var. Ne yapalım? Çek dik yapabiliriz değil mi arkadaşım? Evet. Çek dik yaptık. Evet burası 90 derece. Bu arada şu M ise gördüğü yay nedir? 2M'dir. 2M ise burada bir merkez açı çıktı. Burası da 2M yaptı. Aa, şurada bir dik üçgen var. İki iç açı bir dış açı değil mi? Evet yani 90 artı N. ne eşit olacak? 2m'ye eşit olacak. O zaman buradan 90 eşittir 2m eksi n'ye eşit oldu. Ya da 2m eşittir 90 artı ne? O da cevapta ne yaptı? Denizli yaptı arkadaşlar. 7. soru denizli oldu geldik 8'e. Şimdi çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk? Ortak teğet çiziyorduk. Hop ortak teğet çizdik. Ortak teğet çizmemizdeki amaç teğet giriş açıyı kullanabilmek. 60 ise 120 var burada. 65 ise burası da 130 derece var. E hocam teğet giriş açı oluşturalım. Nasıl oluşturabiliriz? Hop şöyle. Bak 120 ise teğet kiriş açı. Burası ne oldu? 60 derece oldu. E hocam burada da teğet kiriş açı oluştu. Burası da 60 oldu. E burada da 130 var. 130'a ait de şöyle hop teğet kiriş açı oluşturacak olursak. Bu ortak teğet çizmemizdeki amaç her iki çemberde de teğet kiriş açı kullanabilmek. Bak 130 var. Teğet var. Kiriş yok. Kirişi biz oluşturduk. E hocam man burası da 65 derece mi yaptı? 130'un yarısı. Evet burada da bir teğet kiriş açı var. Burası da 65. E sonrası. Şuradaki dörtgene bakacak olursak dörtgenin elemanı değil mi x? Evet. Yani dörtgen iç toplamı nedir? 360'tır. x 60 60 65 ve 65'in toplamının 360 yapması lazım. Buradan kaç yaptı? 6 kere 4 24 250 yaptı. Buradan da x 360 eksi 250'den 110 derece oldu galiba. Evet cevabımız böylelikle edremit oldu 8. soruda. Geldik 9'a. İç açı ölçülerinden iki tanesi 52 ve 44 olan bir üçgenin iç çemberi çizilsin. Hadi bakalım çizilsin. İç değer çemberini çizeceğim ve 52 ve 44 derece açılarımız. Peki şurada kaç? 52 olsun. buradaki açı da 44 derece olsun. Şuradan burayı da bulabilirim ben. Hadi bulayım bakayım. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 96 yaptı. E o zaman buraya da 84 derece kaldı. İç çemberini çizelim. Şöyle iç çemberi çemberini çizdim. Çizdikten sonra da bir şey diyor. Teğet değme noktaları birleştirilip ikinci bir üçgen elde ediliyor. Arkadaşım şurayı da teğet deme noktalarından da bir ikinci üçgeni elde edelim. E, ne çıktı burada? Hocam 52 ise burası kaçtır? Hani teğet teğet olunca açıyla yayın toplamı 180'de. 52 ise burası 180'e tamamlayan açısı 128 derece mi yapar? Evet. 128 ise o zaman burada kaç kaç yapar? 64 yapar. 44 ise aynı şekilde 136 yaptı. 136'nın yarısı da kaç yapar? 66 mı yapıyor? Yok 63 mi yapıyor? Hayır 68 yapıyor burası da. E, şuradan dolayı bu üçüncü açıyı bulabiliriz. Ya da 84 ise burası 96 yapar. Toplamları 180 olduğundan. 96'nın da yarısı burası kaç yapar arkadaşlar? 48 mi yapıyor? Galiba 48 yapıyor arkadaşlar değil mi? Evet. İsterseniz iç açılar toplamından da bulabilirdiniz tabii ki burayı. 48 olduğunu. Buna göre diyor ikinci üçgenin en küçük iç açı ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. En küçük iç açı ölçüsü kaç derece oldu o zaman arkadaşlar? 48 oldu. Yani direkt 84'ten burayı da bulup ondan sonra burayı da bulabildik ama bütün açıları da bulmuş olduk. Önemli değil. 9. soru C an oldu. Geldik 10. soruya. AB çaplı çemberde arkadaşlar saçma bir ikiz kenarlık var. Hemen o saçmalıktan kurtulayım. Hop şöyle çizebiliriz. Çizdikten sonra ne oluştu? Burada bir ikiz kenar oluştu. Bir de burada çapı gören bir çevre açı var. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. E 70'i buradaysa 20 yaptı burası. E o zaman burası da 20. 20-20-40 sağ. O zaman X ne oldu? 140 derece oldu. Yani 10. sorunun doğru cevabı böylelikle Akçay oldu arkadaşlar. Ve 4. testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 5. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.